Efendim şimdi size Türkiye'yi de yakından ilgilendiren iki başlıktan bahsetmek istiyorum. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik güçler Suriye üzerinde yeni askeri adımlara Girit'te mi hazırlanıyor? Bu sorunun cevabı kritik. İddialar arasında Kıbrıs'ın ilerleyen günlerde Fransa, ABD ve Batı'nın yeni planları için kritik rol oynayacağı da var. Diğer taraftan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Türkiye'ye geliyor. Çantasında neler var? Tüm bunları stüdyo konuğumuz 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Masası Başkanı Sayın Gözde Kılıç Yeşin'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bütün bu maddeleri konuşacağız ama öncesinde bu saldırı hakkındaki fikrinizi sormak istiyorum. Hem saldırı hem de Anastasiadis'in açıklamaları size ne düşündürdü? Evet, Anastasiadis'in açıklaması aslında böyle biraz panik halde bir açıklama. Hani akılsızlar bunu niye yaptılar diyor. Tabii ki münferit bir olay. Yani hani bütün Rum toplumunun aynı şekilde gördüğü her Türk'e saldıracağını söylemek mümkün değil. Ama yıllardır sınırlar açıldı açılalı. Mutlaka buna benzer saldırılar oluyor. Bazı Türk aileler çocuklarını işte güneydeki bazı özel okullara gönderiyorlar. İşte daha işte iyi yabancı dil öğrensin diye. Orada o okullarda çocuklara yapılan baskılar, dışlamalar, öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı işte Türk arabalarına saldırılar. Bu her zaman oldu, olacak. Ama biz şunu biliyoruz ki yani hani iki toplum olarak bir arada yaşamaya karar verdikleri zaman da birbirlerine dönük algıları hani uzun bir zamandır bu yönde olduğu için ve Türk tarafında hani daha yapıcı yaklaşımlarla işte aslında dışarıdan müdahale olmasa biz kuzu gibi geçiniyorduk yaklaşımının hani yerleştirilmesi çalışmaları yapılırken güneyde buna dönük çalışmalar gençler ya da işte büyükler arasında yapılmadığı için bir arada yaşama durumunda buna benzer yani Rumların Türklere saldırısı türünden olayları sık sık rastlanacağı kesin. Çünkü işte Rum tarafının o hani en kötü gün diye algıladığı zaman Türkler için işte kurtuluş günüdür. Hı hı. Türklerin saldırılara uğradığı gün Rumlar için işte o milli mücadelenin başlangıç günüdür. Hani tarihte böyle bir ortaklık olmadığı için hani bunlar münferit olaylar gibi gözüküyor olsa da EOK'da vakti zamanında hani birkaç kişinin fikri olarak ortaya çıkmıştı. Münferit bir olaydı. Ve maalesef dünyanın tamamına baktığımızda işte Bosna'da yaşananlar, Kosova'da yaşananlar, Hocalı'da yaşananlar tamamına baktığımızda hani bir kıvılcımın bazen işte büyük savaşlara yetebileceğini görüyoruz. Rum tarafının bence hani bilhassa gençlerine dönük o olumlu algıyı yani bunlar birleşmeyebilir, iki ayrı devlet olarak da kalabilirler. Her koşul içerisinde bile o hümanist yaklaşımı işte hani birbirine karşı hoşgörüyle yaklaşıma dönük dersleri vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu değerlendirme aynı zamanda bir uyarı niteliğinde oldu. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına hem de Rum tarafına tarihte yaşadığımız acı tecrübeler var. Bu tecrübelerin tekrar edilmemesi için mutlaka iki toplumun da son derece bilinçli hareket etmesi gerektiği kesin. Girit konusuna ne diyorsunuz? Girit'in bir üst haline dönüştürülmesi. Söylenti değil bu. Hı hı. Ama biraz Girit uzak kalıyor. Hı hı. Çok kısa bir süre içerisinde bunun Kıbrıs'a taşınacağına ben de inanıyorum. Hem İngiliz üstlerinde bir hareketlenme olduğunu gözlemliyoruz. Bunu hani Kıbrıs'ta kaynaklar bunu böyle söylüyorlar. Hem de Fransa zaten 2008 yılıydı yanılmıyorsam. 2008 yılı Mehmet Ali Talat döneminde Rum tarafındaki bir askeri üssü kendisine tahsis edilmesini istemişti. O zaman Papadopoulos vardı. Gerçi hemen sonra Hristofias geldi. Ve parlamentosundan geçiremedi Rum yönetimi bunu. Yani geçiremedi derken en temel sebep bu Londra ve Zürih anlaşmalarının aykırı olması en temel sebeptir. Demek ki birileri kulaklarına üflediler hani bunu böyle yapamazsınız diye. Ki yani demek ki bu da neyi anlıyoruz? Londra-Zürih anlaşmalarının varlığını güçlü bir şekilde koruduğunu. Doğru. Hani bazıları yokmuş gibi davranmaya çalışıyor ama Fransa'nın o askeri üssü kullanmak için izin aldığı ve işte karşılıklı eğitimler verilmesi üzerine bir sürü anlaşmaların imzalandığını biliyoruz. Fransa uzun zamandır istiyordu. İngiltere ve Amerika'nın arasının açılmasının sebeplerinden birisi de buydu. Hı hı. Yani o Fransa'ya bu üssün tahsis edilmesi konusunda bir yumuşaklık gösterilmişti. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani Kıbrıs için denir ya batmayan uçak gemisi diye. Bir kere önümüzdeki bu Perşembe günü Fransız De Gaulle yanılmıyorsam o uçak gemisinin Kıbrıs açıklarına gelmesi bekleniyor.
şu an zaten yolda. Hani onun yanaşması ve oradan uçuşlarını yapmasını planladığı düşünülüyor. Ama bunun haricinde Rum yönetimi bakalım askeri üslerini açacak mı Fransa'ya? Bunlar da birer soru işareti. Daha önce Lübnan krizine de Kıbrıs bir üs haline alıvermişti. Birdenbire mültecilerin taşınması, işte oradaki işte hani yangından insanların kurtarılması anlamında. Şimdi tekrar, Fransa'nın bir de meşru bir temeli var. Paris saldırıları nedeniyle Rakka'yı havadan vurmaya devam ediyor. Rum yönetimi üzerindeki baskısını bu kapsamda da arttırması muhtemel görünüyor. Zaten soru işareti, yani o uçaklar nereden kalktı? Evet. Yani zaten o şu anda bile ciddi soru işareti. Muhtemelen Kıbrıs önümüzdeki günlerde temel üs halini alacak. Bu durumu önümüzdeki günlerde tekrar konuşalım ama sıcak bir gündemimiz var. Çipras Ankara'ya geliyor. Evet. Beklenen ziyaret, olumlu mesajlar gönderdiğini söyleyebiliriz Çipras'ın Türkiye'ye yönelik nispeten diğer başbakanlarla karşılaştırdığı zaman. Türkiye'de de Çipras'ı büyük bir hevesle, deyim yerindeyse, bekleyen bir grup var. Hangi gündemle geliyor Çipras? Yani Çipras'ı neler var genel çantasına? Olarak seviyoruz Türkiye olarak. Böyle hani genç, dinamik, keskin söyleyişleri var, emperyalizm karşıtı gibi görünüyor hani yaptığı her şey. Sempati toplamasına sebep oluyor ama hani bence bu Türkiye'deki açıklamaları sert olacak. Hani Türkiye'ye sert ama asıl mesajını hep Avrupa'ya vermeye çalışacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Yunan parlamentosunda yaptığı bir konuşma vardı ve orada Avrupa Birliği'ni hani bu mültecilerle ilgileniyoruz ama bir euro bile almıyoruz manasında ama bir euro bile istemiyoruz sözleriyle hani bir tepki göstermişti. Ve bunun haricinde tabii şimdi Fransa'da Paris saldırıları bir kere yeni bir şeye yol açacak. Yani Macaristan sınırını kapamıştı. Evet. O kapadığı için Sırbistan da kapamıştı. İlk başta Slovenya kapamıştı tabii. Ardından Avusturya sınırlarını kapadı. Şimdi bu mülteciler bir şekilde Avrupa'ya giriyorlar. Demek ki İtalya'nın kuzeyinde bir yoğunlaşma olacak ve bunlar hani orada belki bir parça duracak ama büyük çoğunluğu Balkanlara tıkanacak. Doğru. Sırbistan istemiyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar hep işte biz seçelim. Tabii hani güzellerini, sağlıklılarını, hani işe yararlarını alacaklar. Onun haricinde Hristiyan olursa tercih ederiz. Hani haklılıkları tartışılır hani ama ya, genel yaklaşım bu. Bizim sadece İstanbul'da bulunan mülteci kadar Avrupa'da var ve hani hemen gördük nasıl püskürüyor onları resmen. Hani mültecileri kusuyor, kusmak doğru. istiyor bu doğru. tarafa doğru. Doğru. Hani Avrupa'nın yaklaşımı bu. Şimdi Fransa'da olan bir olay. Bakın sınırlar tekrar hani varlığını tekrar hissettirecek. Aslında ulus devletin temel kavramları varlığını hissettiriyor. Sınırlar, işte tekli yönetimler, egemenlik haklarını paylaşmayan ulus devletler yeniden gündemde. Fransa zaten hani Avrupa'ya gidenler bilirler, sınır kapılarını kaldırmayan, tam işlevsel değil ama kaldırmadı onları, tek ülkeydi. Şimdi Fransa da sınırlarını kapayacak. Almanya zaten Almanya-Fransız dostluk maçındaydı. Hani Almanya bir şekilde hani oraya kadar gelemeyecekler. Yani bu Almanya için de koruma şey. Peki ne oluyor? Bunlar yine de Yunanistan'a gidiyorlar. Çipras işte buna bir başkadro olarak Türkiye'ye geliyor. Ve söyle bu sadece Merkel'in karar vereceği bir şey değil demişti. Hı hı. Daha önce Balkan ülkeleriyle Merkel'in bir zirve yapmışlardı mültecilerle ilgili. Ve hani paylaşımlar falan filan bunlar konuşulmuştu. Aynı itirazları o zaman da Çipras söylemişti. Şimdi Türkiye'de sert konuşacak. Temel mesajı Avrupa'ya olacak. Neden? Çünkü sınırları kapattılar. Ama Yunanistan'a girişini engellemiyorlar. Çipras da diyor ki hayır bu Türkiye'de durdurulsun. Geçen hani bir yine tabii boğulanlar falan hani bunları gözlemlemek için kıyıdan gözlemleme yapmıştı. İşte hani kurtulanlarla falan konuştu. Biraz da böyle imaj da hani güzel imaj da vermeye çalıştı. O zaman dedi ki tek sorumlu Türkiye. Neden tek sorumlu Türkiye? Ama Gözden bu işbirliği olmuyor o zaman. Hayır şimdi kesinlikle bu, işbirliği Avrupa yok. Avrupa Birliği'nin kendi ortaklarından Çipras'ın doğal müttefiki Avrupa Birliği ülkeleri bu anlamda. Fakat sorunu sırtlayan nispeten Yunanistan ama aynı zamanda Türkiye. Ama Türkiye'ye sınırlı sizin sınırlarınızda kalsın demek işbirliği değil. Değil. Mülteci sorununu tamamen Türkiye'ye kilitlemek. Evet. Tamamen Türkiye'ye kilitlemek istiyor. Yapmak istediği şey bu. Biliyorsunuz Merkel biraz daha ılıman konuşuyor. Hı hı. Yani
Hani zaten hepsini aldığı da yok ama hani Türkiye'yi tamamen sorumlu tutamayız işte sınırlarını korumuyor diye. Hani zaten sınırları korumak gibi bir mevzu sığınmacı, mülteci, göçmen söz konusu olduğunda Makedonya onlar işte kurşuna dizmeye kalktığında nasıl dünya ayağa kalktı? Zaten böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Doğru. Yunanistan diyor ki hani 3 tane şey daha önce Merkel geldiğinde konuşulmuştu. Bunlardan birisi işte Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de mülteci kabul merkezlerinin oluşturulması. Hani zaten bunu oluştursak da oluşturmasak da hani Türkiye'deler zaten. İkincisi Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını uygulaması. Ama bu anlaşma imzalanırken Türkiye'nin bazı koşulları vardı. Vizenin kaldırılması Türk vatandaşları için bunun en başında ve Merkel geldiğinde de bu konuşulmuştu. Ama biz bir kere şunu görüyoruz. Schengen ortadan kalkıyor. Yani hani Almanya Türkiye'ye vize uygulamasa bile hani Almanya'ya giden Almanya'dan geri dönmek zorunda kalacak. Schengen kalkıyor. Dolayısıyla bu karşılıklılık üzerinden kurgulanan işte geri kabul anlaşmasını ben imzaladım ama işte karşında bu zaten koşullar ortadan kalkıyor. Ama muhtemelen Türkiye'yi bunun için zorlayacaklar. Buradaki temel açmazımız bizim geri kabul yani gerimizdeki ülkelerle geri kabul anlaşmamız yok. Yani biz olsa Avrupa'dan kabul edeceğiz. Suriye'ye mi iade edeceğiz? Ama hiçbir iade edemeyeceğiz. Evet. Üçüncüsü de Ege'de kontrollerin arttırılması. İşte bu kritik konulardan birisi. Çünkü Tsipras çok net bir şekilde diyor ki hayır efendim ortak operasyon söz konusu olamaz. İyi de Ege zaten burnumuzun dibine kadar girdiniz. Türk karasularında Türk balıkçılarını Yunan savunma botları biliyorsunuz işte sel güvenlik botları kovalıyor. Yani hani burnumuzun dibine kadar girmiş. Ama diyor denetim olması lazım. Nasıl olacak? İşte onları burada açıklayacak. İşte yarın muhtemelen bunlar konuşulacak. Ne kadar basına yansır tabii bilmiyorum ama en azından kafasındakinin bu olduğunu biliyoruz. Hani Avrupa Birliği polis örgütü olan Frontex'i zaten adalara yerleştirmeye çalışmıştı. Ve bu doğru bir davranış değil. Lozan'a da aykırı, Türkiye'nin egemenlik haklarına da aykırı. Frontex'le yani Frontex'in Türk karasularını kontrol etmesi gibi bir yaklaşım var. Ama ortaklığı da reddediyor. Neden? İşte yani hani öyle bir yaklaşım ki bu Türkiye ile Yunanistan işte eşdeğer değil gibi bir havayla bunu yapıyor. Türkiye'nin egemenlik haklarına bir anlamda müdahale etmiş oluyor. Bunu yapan ülke ekonomik olarak dibe çökmüş. Bugün bir araştırma vardı Yorga Kırbaki'nin. Hani hastanede ameliyat yapılacağı zaman kendi sargı bezlerini hastaların evden getirmesi gerekiyor. İlaçlarını kendisi getirmesi gerekiyor. Ama tabii öbür taraftan da asgari ücreti işte Türkiye'nin 3 katı durumda. Ama ekonomik olarak çökmüş bir Yunanistan bir ortak sorun ve burada da kalsa, orada da kalsa bu insanlara kucak açılması lazım. Doğru. Biz Yunan sahil güvenlik botlarının bunu hep Yunan kaynaklarından biliyoruz. Yani Yunan gazetelerine çıktığı için biliyoruz. Gerek Meriç'te ölüme, nehre terk ettiklerini, gerek Ege'de böyle işte botları zorla Türk karasularına doğru ya da uluslararası sulara doğru getirip onları orada battığını göre geri gittiklerini biliyoruz. Hani Türkiye'nin hem de suç olarak da hani Türkiye kontrol edemiyor diye Türkiye'nin üzerine suç olarak kalıyor. Ama Yunanistan bunu yapıyor. Şimdi dolayısıyla ben bu ziyarette temel olarak bence gözlemleyeceğimiz şey Tsipras'ın biraz sert konuşması. Bu sert konuşmayla temel mesajını Avrupa'ya yapması, hayır dostum siz sınırları kapatıyorsunuz ama bana yığılacak. Doğru. Çünkü Almanya Dublin Anlaşması'nı işlevselleştirmek istedi. Dublin Anlaşması şunu söylüyordu. Bu mültecilerin, hani yıllardır olan bir şey, yani şu an sadece daha yoğun oluyor. Mültecilerin Avrupa'ya ayak bastıkları ilk yerde kayıt altına alınması. Aslında Irak Yunanistan'da diyor ki hayır. Türkiye'de kayıt aslında altına alınması. Irak ve Suriye'de bütün bu karmaşalar DAEŞ terör örgütü ortaya çıkmadan önce de Avrupa Birliği Türkiye'nin mültecilerin son noktası olması noktasındaki anlaşmaları zorluyordu. Göreceğiz Tsipras'ın çantasında neler olacak, sonrasında neler yaşanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben değerli teşekkür katkılarınız ederim. İçin sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de Dünya Bülteni'nde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizleri ekran başına bekliyoruz. O zaman da hoşçakalın.